Herkese merhaba. Bugün sizlerle dünyanın en şaşırtıcı ve dikkat çekici arkeolojik keşiflerine göz atacağız. Ancak sadece arkeologların dikkatini çeken keşiflerden bahsetmiyoruz. Bugün anlatacağımız keşiflerin çoğu en deneyimli ve bilgili kişileri, hatta bilim camialarını bile şaşkınlık içinde bıraktı. Hazırsanız hadi başlayalım. Bulgaristan'daki Pomori Mezarı, 100 yıldan fazla bir süredir açıklanamayan bir gizem olarak kabul ediliyor. 1700 yılı aşkın bir süre önce klasik antik çağda yapıldığı düşünülen kubbe şeklindeki bu mezar, Karadeniz kıyısındaki Pomori'nin eteklerinde meyve bahçeleri ve üzüm bağlarıyla çevrilidir. Yapı ağırlıklı olarak kireç taşı ve haşla bir arada tutulan tuğlalardan yapılmıştır. Ayrıca bir zamanlar mezarın en alt seviyesinden mezar höyüğünün tepesine çıkan sarmal bir merdiven olduğuna dair işaretlere sahiptir. Mezarın halka duvarına bir zamanlar ölenlerin heykellerini veya küllerini içeren kapların yerleştirileceği bir dizi niş sabitlenmiştir. Ancak merdivenler, çömlekler ve tüm iç süslemeler uzun zaman önce yok oldu. Pomori mezarının arkeolojik açıdan en şaşırtıcı yanı ise Roma ve Trakya arkeolojik stillerinin bir birleşimi olmasıdır. Yerel efsaneler mezarın 1878'de çiftçiler tarafından keşfedildiğini söylüyor ancak bunun günümüzde doğrulanması pek mümkün değil. Bir diğer yandan Pomori mezarının içinde onu kimin yaptığını veya burada kimin gömülü olduğunu belirten herhangi bir levha, yazı veya resim bulunmuyor. Yani bu sırrı çözmek asla mümkün olmayabilir. 12 bin yıl önce Kolombiya Amazon yağmur ormanında yaşayan insanların, Serrania de la Lindoza'nın kaya duvarlarına etraflarında yaşayan hayvanların doğru temsillerini çizdiklerini varsayarsak, Güney Amerika'nın çeşitli fantastik olaylara ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Bu tasvirler buz devri sırasında yaşamış olan canavarlardı. Bu kim olduğunu bilmediğimiz insanlar, devasa burunları olan filler, araba büyüklüğünde tembel hayvanlar ve mamut büyüklüğünde geyik benzeri yaratıklar çizmişlerdi. Resimler, kayaların arasında 13 kilometre boyunca uzanıyor ve tam anlamıyla eski zamanların Amazon'unun biyolojik çeşitliliğini anlatıyor. Sanatçılar, açıklaması zor dev hayvanların yanı sıra maymunları, balıkları, kirpileri ve kaplumbağaları da resmetmişlerdi. Ayrıca resimlerin birkaç yüzyıllık bir süreyle yapılmış olması da muhtemeldi. Bazı bilim adamları, resimlerin bu kadar uzun süre hayatta kalmasının pek mümkün olmadığı gerekçesiyle tarihlendirme konusundan pek emin değiller. Ancak resimlerin altındaki tortu katmanları içinde hapsolmuş hardal sarısı parçaları üzerinde yapılan testler 12.600 yıllık bir sonuç verdi. 12.000 yıllık eserlerden bahsetmişken, Batı Nevada, ABD'deki Piramit Gölü yerli rezervinin kayalarına oyulmuş petroglyflere de bir göz atalım. Bazı uzmanlar oymaların 14.800 yıllık ya da daha eski olabileceğini düşünüyor. Kolombiya çizimleri gibi grifler de insan benzeri figürler, fantastik tasvirler ve geometrik desenler içeriyorlar. Tabii bu yapıların kesin tarihini belirlemek zor çünkü insanların oymaları güncellemek ve onlara yeni anlamlar katmak için binlerce yıldır siteye geri döndüğü görülüyor. Yani kaya oymalarını tarihlendirmek zaten zorken bu özel oymaların birçok kez değiştirilmiş olması onu daha da zorlaştırıyor. Aslında bu tarihlendirme işlemini gerçekleştirmenin tek güvenilir yolu, manganezin binlerce yıl boyunca doğal kaya verniğindeki birikme oranını belirlemektir. Ancak bazı bilim insanları bunu da güvenilir bir yöntem olarak kabul etmiyor. Sonuç olarak bu oymalar, Kuzey Amerika'daki ilk insan yerleşimciler tarafından geride bırakılmış olabilirler. Ancak bunu hiçbir zaman kesin olarak söyleyemeyebiliriz. Kamboçya'daki Angkor Wat, dünyanın en iyi bilinen arkeolojik alanlarından biridir. Ancak 2015'te Angkor Wat'ta tahmin ettiğimizden çok daha fazlası olduğunu öğrendik. Alandaki arkeologlar, zeminin altına gömülü, devasa spiral şekilli bir yapıya bağlı halde daha önce fark edilmemiş 8 kule keşfettiler. İnanılmaz bir şekilde yapı 1 kilometreden daha uzundu. Öyle ki uzmanların işlevinin ne olabileceği konusunda hiçbir fikirleri yok ancak daha önce Angkor Wat'ta bulunan hiçbir şeye benzemediğini söylüyorlar. Keşfin bu kadar geç yapılmasının nedeni ise onu tek bir yapı olarak tanımlamayı zorlaştıran boyutudur. Ancak kalın bitki örtüsü ve yapının üzerindeki modern özelliklerin de işi zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Yapının incelemeleri 12. yüzyılda Angkor Wat'ın geri kalanıyla aynı zamanda inşa edildiğini ortaya çıkardı. Hem kuleler hem de sarmal yapı kum taşından yapılmıştı. Ancak kazılarda o döneme ait herhangi bir esere rastlanmadı. Yani bu yapı hiçbir zaman kullanılmamış olabilirdi. Hatta belki de henüz tamamlanmadan terk edilmişti. Kalahari'nin kayıp şehrinin gizemi varoluşsal bir sorundur. Yani gerçekten var olup olmadığı konusunda.
Efsane 1885 yılında Kanadalı bir sihirbaz ve kaşif olan ve The Great Farini olarak bilinen William Leonard Hunt'ın Kalahari çölünü yürüyerek geçerken ıssız bir antik şehir keşfettiğini iddia etmesiyle başladı. Royal Geographic Society'ye verdiği raporda Hunt, yarı gömülü kalıntıları, kırık tapınakları, mezarlık alanları ve yarı çökmüş duvarları anlattı. Sonraki yıllarda bölgeye en az 25 sefer düzenlendi. Ancak hiçbirinde Farini'nin bildirdiğine benzer bir şey keşfedilemedi. Ancak 1964'te yeni bir fikir ortaya çıktı. A.J. Clement, Kanadalı sihirbazın gittiği çöl yolu hakkında bir hata yaptığını ve istemeden gitmiş olabileceği alternatif bir rota geliştirdiğini varsaydı. Sonrasında bu fikri doğrultusunda erozyona uğrayan bir mineral olan doloritten yapılmış bir dizi dev taş monolit keşfetti. Ve sonunda Clement, Hunt'ın gördüğünün 180 milyon yıllık bir doğal kaya oluşumundan başka bir şey olmadığına karar verdi. Ancak bu teori herkesi tatmin etmedi. Öyle ki bugüne kadar insanlar hala kayıp şehir Kalahari'yi arıyorlar. 1836'da William Colenso adında bir Hristiyan misyoner, Yeni Zelanda'da Whangarei yakınlarında yaşayan bir grup Maori kadınını ziyaret etti ve oradayken patatesleri kaynatmak için tuhaf görünümlü bronz bir çan kullandıklarını fark etti. Bu bronz nesne günümüzde Tami çanı olarak biliniyor ve eser oldukça tartışmalı bir arkeolojik buluntu. 12 santim uzunluğundaki çanın çevresi boyunca uzanan bir yazıt mevcut ve yazıtın dili eski Tamil olarak tanımlanıyor. Yazının tercümesi ise şu: bu çan Sikaya Tanasvas gemisine ait. Yazıtta görünen karakterler arkaik ve en az 500 yıldır mevcut olan modern Tamil yazısına ait değil. Yeni Zelanda'da bu çağa ait bir nesnenin varlığı kültürler arasında henüz bir temas yokken burada bir Tamil kültürü etkisi olabileceğini düşündürüyor. Ancak çan tek başına bu teoriyi kanıtlayamıyor. Belki de bu çan ticaret yoluyla Yeni Zelanda'ya ulaşmıştır. Ya da bir geminin parçası olarak denizde kaybolmuş ve Yeni Zelanda'ya kadar sürüklenmiştir. Her ne olursa olsun bu nesne ne doğru yere ne de doğru zamana ait. Yaklaşık 1500 yıl önce İtalya'da bir adam ya bir kavgada ya da bir tür kaza sonucunda sağ elini kaybetti. Böyle bir durum o zamanlarda genellikle ölümcül olurdu. Ancak bu adam hayatta kalmayı başardı. Kaybettiği elini telafi etmek içinse deri kayışlar ve tokalar kullanarak sağ koluna bir bıçak bağladı. Tüm bunları bilmemizin sebebi arkeologların onun mezarını Nisan 2018'de İtalya'nın Verona kentine yakın Povegliano Veronici nekropolünde bulmaları. Ve evet, protez bıçak eli hala iskelete bağlıydı. O zamanlarda antibiyotikler yoktu. Bu yüzden bu adamın olaydan sağ kurtulup 50 yaşına kadar yaşaması gerçeği sadece şansının değil, aynı zamanda arkadaşları ve ailesinin kendisine sunduğu bakım ve şefkatin de bir kanıtıydı. Öyle ki yaralı adam iyileşmesinin ilk aşamalarında kendine bakamazdı ve bu yüzden tamamen etrafındaki insanlara bağımlı olmalıydı. Öte yandan kolun bilimsel bir analizine göre adam 20'li yaşlarındayken eli tek bir darbeyle kesilmişti ve bu da olayın savaş sırasında gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Bilimsel ve arkeolojik konsensüse göre Klerksdorp küreleri çökeltiler olarak birikmiş ve çağlar boyunca sert hava koşullarıyla kendilerine özgü bir şekil almış doğal oluşum betonlardır. Pekala, bu mantıklı bir açıklama olabilir ancak yine de bu, neden neredeyse yalnızca Güney Afrika madenlerinde keşfedildiklerini ve neden bazılarının doğal görünmeyen metal izlerine sahip olduğunu açıklamıyor. Klerksdorp kürelerinin çoğu dikişlere sahiptir ve genellikle bir kriket topuyla aynı boyutta, şekilde ve renktedirler. Bu sözde doğal olarak meydana gelen bir şey için harika ama imkansız bir tasarım, öyle değil mi? Doğal beton açıklaması dünya çapında bulunan birçok esrarengiz küresel kayayı açıklasa da birçok insan Klerksdorp kürelerinin tasarım açısından doğal olarak oluşamayacak kadar benzersiz olduğuna inanıyor. Foseptik çukurları ve tuvaletler, arkeologların kazmak zorunda olduğu tarihi kalıntılar arasında en kötü kokuya sahip olan yerler olsa gerek. Ancak geçmişin gizemlerini ortaya çıkarmak istiyorsa birileri bu işi yapmak zorundadır. Öyle ki bunu yapan insanlar bazı durumlarda ödüllendirilirler. Şubat 2020'de İngiltere, Londra'da 14. yüzyıldan kalma bir lağım çukurunu kazan bir ekip, şimdiye kadar gördükleri hiçbir şeye benzemeyen tuhaf bir mitolojik yaratığın tasvirini keşfetti. Ve onu oraya kimin koyduğuna veya neyi temsil ettiğine dair hiçbir fikirleri yoktu. Bu çöplük yıllar boyunca çeşitli uygulamalar için kullanılmıştı. İlk inşa edildiğinde aslında bir tuvaletten biraz daha fazlasıydı. Ancak zamanla bir şarap mahzenine dönüştü. Ve şarap mahzeni kullanımdayken bile tuvalet hala mevcuttu. Öte yandan bunca yıllık kullanım burada çok fazla dışkı olduğu anlamına geliyordu.
Ekibin en büyük bulgusu fayanslara oyulmuş bir şekilde buldukları bir ucunda insan başı, diğer ucunda kuyruğu olan canavar tasviri içeren altın kaplama bir ortaçağ yüzüğüydü. Pekala, bu çukur yüzlerce yıldır kullanılıyordu. Ancak Çinlilerin 14. yüzyıldan kalma olduğu çok barizdi. Sonuç olarak bu sanat eserinin ne zaman yapıldığına dair bir fikrimiz olsa da neden yapıldığı veya neyi temsil ettiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Biraz nahoş bir konuya girmişken 2014 yılında Danimarka'da yapılan bir keşiften de bahsedelim. Bu keşif hala insan atığıyla dolu 700 yıllık fıçıdan yapılmış bir tuvalet. Keşfi yapan arkeologlara göre yüzyıllar dışkı dolu bir fıçıdan beklenebilecek kötü kokuyu gidermek için çok az şey yapmıştı. Öte yandan alanda iki varil tuvalet bulunuyordu. Bu da burasının bir tür eski umumi tuvalet olduğu anlamına geliyordu. Kabul etmeliyiz ki buradaki buluntular bir bilim insanının analiz etmek isteyeceği en çekici şeyler değiller. Ancak içerikleri ait oldukları zaman da Danimarka'nın Funen adasında yaşayan insanların beslenme düzeni hakkında bize birçok bilgi verdi. Bu adalılar çok fazla balık tüketmişlerdi. Ayrıca bu tür tesisler günümüzde normal karşılansa da inşa edildikleri zaman büyük olasılıkla bir lükstüler. Yine de dünyanın en eski amaca yönelik tuvaletleri değiller. Bu unvan, 4800 yıl önce Hint ve Pakistan evlerinin dış duvarlarına inşa edilen tuvaletlere ait.